Yo 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 yo. Hepinize selamlar. Ben ismim İrem Taş ve bugün sizlerle boktan uygun fiyatlı trade up'lar serisinin hoş geldiniz. Uygun fiyatlı trade up'lar dediğim seri bu arada 5 dolar ve aşağısı. Aklınızda bulunsun. Baştan uyarımı yapayım. Yani 5 dolar ortalama 80-90 lira para yapıyor herhalde. Yani bu ciddi anlamda uygun çünkü devamların daha 75 lira para yapıyormuş. Devamların daha aşağısı ne kadar indirebileceğimi bilmiyorum. Hani şu tarz trade up'lar var bildiğiniz üzere. Geldim 10 lira koydum, 11 lira yaptım. Bu tarz trade up kanalda istemiyorum. Çünkü benim kanalım böyle daha risk olsun, aksiyon olsun, söveyim çıkmadığı zaman seviyoruz böyle hayatı. O yüzden bunlardan devam ediyorum. Bugün tek bir tane trade up yapacağım çünkü yeteri kadar araştıramadım. Sadece bir saatim vardı ve bunu bulabildim güzel bir araştırmalarımın sonucunda. Şimdi bugün alfa koleksiyonuna gidiyoruz ve üstüne üstlük uzun zamandır yapmadığım bir şey yapacağım. Tren koleksiyonuyla birleştireceğim. Neden tren koleksiyonuyla birleştireceğim? Burada gördüğünüz üzere Alfa koleksiyon itemi sadece 45 liraydı arkadaşlar. Onu baştan uyarayım. Bunları almak isterseniz minimal wear veya field test kondisyonlarını kolaylıkla alabilirsiniz ve bunları aldıktan sonra direkt hani buy order'la almaya çalışın. 1-2 tane almanız fazlasıyla yeterli. Geri kalan her yeri Factory New tren koleksiyonuyla doldurabilirsiniz. Neden Italy Lake tarzında bir tane koleksiyon kullanmıyorum diye de sorabilirsiniz bana. Kullanmamamın en büyük sebebi tek bir tane outcome koyduğum için, tek bir tane outcome veren alfadan item koyduğum için olabildiğince şansını arttırmak istiyorum. Diğer koleksiyonlarda bildiğiniz üzere 3 ila 4 arasında item geliyor. Fakat tren koleksiyonunda sadece 2 tane outcome olduğu için en mantıklı yöntemin bu şekilde olacağını düşündüm. Ve şöyle de akıllıca bir şey yaptım. Low float bir sürü şey aldım. Totalde 7 tane low float item aldım. Bir tane alfa koleksiyonundan item aldım. 2 tane ise low float direkt field tested envanterimde vardı. Onları koydum. Ana hedefimiz Anonize tabi, Rascot veya Max7 Hazard. Max7 Hazard'ın bu arada Factor Nevi getirmek için double veya triple zero'lu trade up yapmanız gerekiyor. Ve şu anda onun için araştırıyordum normalde. Çünkü Max7 Factor Nevi 1000 lira. Triple zero'lu yaparsak trade up'ı. Fakat triple zero'lu trade up yapmak imkansız derece zor. Çünkü bunun triple zero'sunu bulmak için 3 kat overpay ödemem gerekiyor. Diğerleri için de tanesi normalde bunların 3-4 lira arasında. 10 liraya yaklaşmam gerekiyor. O da bir tık beni aştı şahsen. Böyle bir riske girmek istemedim. O yüzden tek bir trade up yapacağız ama adam gibi mis gibi yapacağız. Bu arada hala da katılı üye değilseniz katılı üye olabilirsiniz. 5 liradan ta yukarılara kadar giden bir skalamız var. Fakat maksat oradaki kazandığım para değil bildiğiniz üzere. Orayı da ayrı bir kitle oluşturup orayı da özel olarak güzel videolar çekebilmek. Ek olarak da katılı abone olan herkese şimdiden tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi burada gördüğünüz üzere floatlarını dikkatlice bakıp yapıştıracağım. Burada ki arkadaşlarımızı. Çünkü sadece tren koleksiyonundan Factory New'lerini koymak istiyorum. 7 adet. Geri kalanları ise kendimiz koyacağız. Şimdi burada bir adet görevli kullanılmışımız var. Burada da bir adet görevli kullanılmışım var. 1.64 1.80. Okey. Şunu direkt takas kontratında kullanabiliriz. Şurada bir adet daha. Bundan var. Bir tane de burada zamanında oyundan düşürdüm. Harbiden acayip olan low floatlardan bir tanesi var. Şimdi gördüğünüz üzere birebir aynı trade up oldu. Şuradaki görselle ve ihtimallerimiz tamamen %5. Normalde bunun şansı %2,5 ila 3 arasında. Fakat tren koleksiyonu kullandığımız için yeni trade up mantığıyla da çalıştığı için artık CS'miz acayip avantajlı oluyor. Umarım katlarız ve şuradan güzel bir 10-15 dolarlık bir şeyler çıkar. Ki algı kullanırım. Max7'ı da yüksek ihtimalle kullanırım. Sadece PP bizon bana hiç hitap etmiyor. O yüzden bakalım hayırlısı ki bildiğiniz üzere bunlar alfa koleksiyonu olduğu için de tükenen itemler ve bunların trade up'ı yapılan itemler direkt bunlara yatırımlık dahi olabilir trade up'ı yaptıktan sonra satmak istemezsiniz. Kanalda riskli trade up'ları seviyorum biliyorsunuz. Umarım artık riskin bir şeylerine yarar. Artık sövmek istemiyorum bu. Bana bir şeyler ver. Video güzel olsun. Neyse. Daha fazla uzatmadan hemen basalım. 3, 2, 1. Ananın avradını vol ya yeter artık yeter. Tüm paramı yedin bitirdin. Eloka saldon alma. Son 4 trade off videosundadır. Kazanamıyorum. Ne kadar bastık? Hemen ölçelim. Hatta yukarıdan söyleyeyim ben size. 3.975 liram vardı. 3.916 liram kaldığına göre 75 eksi 16'dan 59 lira para harcamışım totalde. Ve ne kadar kazandım? 16 lira. Let's go. Neyse. Böyle olsun. Adam olana çok bile diyelim. Bugünlük benden bu kadar. Umarım siz şanslı olup siz katlarsınız. Ve dediğim gibi alfa koleksiyonu itemi buy order'la alın.
ki yüksek ihtimalle birkaç arkadaşa yapmaya çalışacak. Bokunu çıkarmayın buy order'ların arkadaşlar. Bir kuruş aşağıda sinkisi kalsın, piyasanın ağzına sıçmayın rica ediyorum. Baştan da şu konuda uyarımı yapayım. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bugünlük benden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Bir de katılıyor olmayı unutmayın. Şaka yapıyorum bu arada. Ha bu arada unutmuşum. Discord sunucumuzda hala da aktif olan çekiliş var. Team Fortress 2 anahtarı veriyoruz. Çekiliş odasına katılabilirsiniz. İyi aklıma geldi. Hadi bay bay.